Sevgili izleyiciler, Bursa'dan, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndan mutlu akşamlar diliyorum. Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Bursa Spor Başakşehir'i konuk etti. Gerçekten kıran kırana bir mücadele vardı sahada ama tek eksik olan goldü. 90 dakika sonunda mücadele de 0-0 eşitlikle sona erdi. Gerçekten Bursa Spor bu kez şeytanın bacağını kırmak için sahaya çıktı. Çünkü Yeşil Beyazlılar son oynadığı 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı. Bu kez Başakşehir'i yenerek 3 puan hasretine son vermek istiyordu Samet Aybaba'nın öğrencileri. Ama her şeyi denemelerine rağmen Bursa Spor 3 puana yine uzanamadı. Üst üste bu maçla birlikte 5. beraberliğini almış oldu. Gerçekten enteresan bir karşılaşmaydı. 90 dakikayı kısaca şöyle özetleyecek olursak henüz 3. dakikada Bursa Spor golü buldu ama yine vara takıldı. Tunay'ın sağdan ortasında Sako'nun kafayla attığı gol VAR sistemine takıldı. Ümit Öztürk de golün elle atıldığı gerekçesiyle bu golü iptal etti. Bu dakikadan sonra Bursa Spor yine oyunun hakimiydi. Özellikle Seve ile gole yaklaştı. Yine Tunay Torun'un güzel bir vuruşu vardı. Bursa Spor iki yarıda gole muvaffak olamadı. Buna karşılık ilk 5 haftaya damgasını vuran takımlardan biri olan Başakşehir ilk devrede neredeyse sahada yoktu. Bunu sağlayan da kesinlikle Samet Aybaba'nın öğrencileriydi. İkinci devrede neler oldu hemen onu da özetleyelim. Bu kez VAR Bursa Spor'un aleyhine çalıştı. 51. dakikada hakem Ümit Öztürk VAR sistemine başvurarak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında Harun Tekin'den kaleye devralan Okan Koçuk mükemmel bir kurtarış yaptı. Topu çeldi. Direğe çarpan top Bursa Spor defansının önüne düşünce Bursa Spor bu tehlikeyi de savuşturmuş oldu. İlerleyen dakikalarda özellikle 66. dakikaya dikkat çekmekte fayda var. Tunay Torun geçtiğimiz sezon Başakşehir'de forma şansı bulamamıştı. Bursa Spor'a kiralık geldi. Neredeyse hesaplaşmayı yapacaktı Abdullah Avcı'yla. 66. dakikada biraz daha iyi vurabilse topun ağlarla buluşması işten biri değildi. 87. dakikada yine enteresan bir pozisyon var. Yine Ümit Öztürk burada devam dedi. Orada kol ele çarptım. Defans oyuncusunun Başakşehir'le çarpmadım. Bu tartışıldı. Tribünlerin yoğun tepkisi vardı ama Ümit Öztürk bu pozisyonu devam ettirdi ve 90 dakika 0-0 eşitlikle sona erdi. Evet, Spor Ekstra'nın startını verdik. Ben kısaca maçı özetledim. Bundan sonra neler izleyeceksiniz yaklaşık yarım saatlik süremiz boyunca? Gerek Orhan Güney, gerek Erdal Akçay, Beytullah Suat ve Erkan Sağlık'ın maçla ilgili yorumlarını izleyeceksiniz. Aynı zamanda Migzon'da arkadaşlarımızın yaptığı, futbolcularla yaptığı röportajları ve teknik direktörlerin açıklamalarını da sıcağı sıcağına sizlere aktaracağız. Evet Orhan Güney, ben kısa bir özet geçtim. Sen nasıl buldun? Hakikaten ben keyif aldım ama yine galibiyet yoktu. Şimdi bir kere Bursa Spor rakibini eze eze sahaya gömdü diyebilirim ben. Yani neden? Evet. Rakibinin o bağlantı yollarını tamamen kestiği için Başakşehir oynama alanı bırakmadı. Dikkat ettiysen hep savunmadaydı. Savunmada top gezdirdi. İleri çıkma konusunda sıkıntı yaşadı. Her zaman zaman gelmedi mi? Geldi. Ama tehlikeli atakları yoktu. Şimdi Bursa Spor'un hesaba katmadığı, daha doğrusu teknik heyetin hesaba katmadığı, bizim de hesaba katmadığımız tek şey neydi biliyor musun? Sako'nun gol kaçırması. Evet. Stankus tamam dedik. Yani, Sako'nun gol kaçırmasını biz hesap edemedik. Hele hele bir karşı karşıya pozisyonu var. 45. dakika galiba değil mi? Evet, 44. dakikada. 44-45. dakikada. Yani hepimiz ayağa kalktık. Ama maalesef kaleci Mert Günok'u geçemedi. İşte yine dediğim gibi kaçırdığı Bursa Spor ama en net pozisyon buydu. Buydu, evet. Bursa Spor beraberlik serisine devam ediyor. Maçın adamı kimdi sence? Ya maçın adamı bence Bursa Spor'un orta sahasıydı. Çok koştu. Bence iyi mücadele etti. Yani savunmada Çeci çok iyiydi. Yani tek tek böyle yani birinci sıraya çıkaracağım birisi yok. Senin var mı? Umut Meraş'ı ben çok beğendim. Yani zaman zaman da düştü, bazı hataları da verdik. Hata yani, ama yani. Yani mesela Vizca'ya bir kapa topu. Süper Lig'de oynaması. Tamam yani evet. Ama ben şimdi Çeci'yi, tamam onun da vardı evet. Ama Çeci'yi orta sahada işte Bacci, Aytay Seve'nin mücadelesi filan evet. Muhteşemdi. Yani o bölgede ne kadar fazla koşarsan rakibi de bunaltmış oluyorsun. Aynen. Bursa Spor çok koştu, çok mücadele etti. Pozisyonlara da girdi ama dediğim gibi hesaba katmadığı tek şey Sako'nun
gol kaçırmasaydı. Ben bu kez olacak dedim ama yine olmadı. Hakikaten. Ama yapacak bir şey yok. Karşında da yani makine takım dediğimiz bir Başakşehir var. Kesinlikle hakikaten doğru. Makine gibi bir takım. Yani şunu iyi becermiş teknik heyet. Epriyanu, Mahmut, Viska ve Adebayor dörtlüsünün bağlantılarını tamamen kesmiş. Bu bağlantıyı nasıl kesiyor? Orta sahada kesti işte. Bacı, Seve, Aytaç üstüsüyle bu bağlantıyı kesti. İleride çok çoğaldı. Yani Sako'nun o mücadelesini göz ardı edemeyiz. 90 dakika savunmaya rahat vermedi. En silik Lima kaldı bence. Ama söylüyoruz yani şimdi Lima... Geçen hafta bence sahanın en iyi... Bursaspor'un en büyük eksikliği zaten kanat eksikliği. Kesinlikle. Yani kanat oyuncum bir tane, o yüzden ben geçen hafta dedim yani Kami Grosicki'yi almadık diye pişmanlık duyacak mıyız acaba yani başkanın da. Yani sana. İşte kanat oyuncusu konusunda eksikliği var Bursaspor'un. Eldekilerin bütün kanatları topla bir tane ya ediyor ya etmiyor. Çok doğru. Maalesef. Ha, geçen çok hafta doğru. Evet Rize'de çok güzel bir pas verdi, asist yaptı Lima ama yoktum bu hafta. Aldı götürdü yani topu işte, ama bu maçta hiç yoktu. İşte bu maçlarda ortaya çıkar büyük futbolcular. Evet. Büyük futbolcular bu maçlarda ortaya çıkar. Çıkamadı. Ben sen mesela ne diyorsun? Umut diyorsun. Bak böyle bir büyük maçın atmosferini kaldırdı. Evet, kaldırdı kesinlikle kaldırdı. Tamam. Kaldırdı hele bir son... topu aldı götürdü son dakikalarda. İşte o yüzden bir tek golü atmasını hesaplayamadık. VAR sistemini soracaksın herhalde. Bir kere kararlar doğru. Yani bunu hiç... Orada tartışmıyor. Şunu... Aytaç'ın İşte biraz da kontrolsüz. Ben ilk geldiğinde de gördüm. Penaltı çalmadı. Niye çalmadı? Şaşırdım. Bir de mesela Bacı'yı da atmadı ona bakarsan. Yani hele son dakikada bir vuruşu var. Atması lazım ikinci sarıdan Bacı'yı. Evet. Yani VAR'a baktığımızda doğru. Ancak ben itirazım şuna. Şimdi hani o ayağa kalktı ya herkes böyle kollarını işte. Orada dikkat ettin mi? Bak arkadaş ya yani o seyircinin gazını al anladın mı? Verme yine. Bak verme şimdi ama bak. Şimdi kapattı diyor yani ama net, şimdi net, kapatmak başka bir şey. Böyle şöyle bak, kesiyor. Sevgili Cevdet görmüş olup olmaman. Evet. Olabiliyor. Canlı yayında bu tür şeyler olabiliyor. Bak. Anladın mı? Yani zaten elektrikli tansiyon yükselmiş bir vaziyet var. Bak arkadaş yani her şeye bakıyorum buna da bak. Evet, yani kesin. Gittin orada penaltı vermedin pozisyon geçti. Yani ayırım yapma ya. Anladın mı? VAR sistemini herkese... Evet ben gördüm ya kendisi de onu gösterdi topun nereye çarptığını ama en azından bak, dediğin arkadaş, gibi bak yani. Anladın sen de bir bak, şey kaçırmış olabilirsin. Yani o olabilirsin. Tribünlerin nabzını bir al. Yani şimdi bunları da kullan. Yine verme. Benim derdim bu. Aynen. Sen VAR'ı yani Bursaspor olması önemli değil. Acaba aynı şeyleri Başakşehir'e uygulayabilecek misin? Hep onu tartışıyoruz ya. Hep onu tartışıyoruz. Hep de kafalarda bir soru işareti. Maçın adamı bu arada Okan. Okan evet. O penaltıyı çıkarması muhteşem bir şey. Yani Adebayor gibi bir oyuncunun penaltısını çıkarmak her baba yiğidin harcı değildir. Bence çok iyi bir refleks sergiledi. Evet, Okan da artık o formayı giydim. Bundan sonra da çıkarmam mesajını net bir dille verdi. Yani ben dediğim gibi Bursaspor'u ilk 5 haftada nasıl beğendiysek Rize'de evet zaman zaman oyundan düşmesine rağmen bu maçta da beğendik. Ama kıramıyor o şanssızlığını. Yani bir sezon üst üste 5 beraberlik yani son yapacak dönemlerde. Bir şey yok. Bununla ilgili söyleyecek bir şey yok. Demek ki takdir böyle. Evet. Yani, bu kez ben. Dedim ya yani bu kez. Ben erken yazdım herhalde. Futbolun tanrıları bu kez izin vermedi. Vermeyecek dedim ama benim derdim bundan sonra oyundan düşmemesi bu sezon. Yani kazanamamak altı. Samet Hoca o konuda rahat. Biz yani her türlü hiç böyle kafamıza takmıyoruz galibiyetle. Mutlaka kazanacağız diyor ama onu bir de kağıt üzerinde tabelada görmek var. Bence de tekrar söyleyeyim arkadaşlar da bekliyorlar zaten. Bursaspor'un hesaba katmadığı tek şey Sago'nun o golü kaçırmasıydı. Evet kurşun döktüreceğiz zamanında. İnşallah. Hatta onun sohbetini yaptık. Beytullah Suat da geçtiğimiz hafta bu yönde bir manşet atmıştı. Daha önce Balic'in böyle bir şey yapılmış 96-97 sezonunda herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Yani Bursaspor'un futbolcular için de böyle bir şey gerekli mi? O da tartışılır. Evet Beytullah sen de yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi keyif aldık ama yine bir galibiyet yoktu. Galibiyet niye gelmedi? Senin analizin ne şekilde olacak? Gerek genel anlamda gerekse bireysel olarak futbolcuların kapasitesi açısından. Şunu söyleyeyim yarınki yazımda özellikle yazdım. Bursaspor'un şu Başakşehir'e yaptığını emin ol Türkiye'de kimse yapmamıştır. Başakşehir'i uzun yıllardır Abdullah Avcı'nın takımını takip ediyoruz. Evet. Bu kadar pozisyona giremediği, teslim olduğu ve çaresiz kaldığı bir 90 dakika emin ol ki yoktur. Harika. Yani Başakşehir'e karşı ancak bu kadar pozisyona girersiniz.
değerlendirmeye de, yani benim bu maçla alakalı takımı eleştirebileceğim çok fazla nokta yok. Yok. Nedir? İkinci yarı oyundan düştü. Yani Başakşehir'e karşı 90 dakika aynı tempoyu zaten sürdüremezsiniz. Abdullah Avcı'ya gidin bugün sorun. Birazdan basın toplantısı var. Emin olun ki bak son 4-5 yıldır bu kadar çaresiz kaldığı bir 90 dakika yoktur. Bursaspor karşısında. Bursaspor'un kendi bireysel hatalarından dolayı Başakşehir pozisyona girdi. Dikkat et. Umut Meraş'ın bir hatası var. Edin Miska girdi. Onun dışında da bakıyorum öyle pozisyon, yok. Ve özellikle ilk 45 dakikaya bayıldım. Bak tek kelimeyle bayıldım. Aynen. Uzun zamandır tad almadığımız bir sunum yaptı Bursaspor'lu futbolcular bize. Evet. Ben ya bugünkü beraberliğe hakikaten çok takıl değilim. Bak Rize'deki beraberliğe takılayım. Ama bugünkü beraberliğe takıl değilim. Eğer bu takım bu şekilde oynasın, bu şekilde mücadele etsin, hiçbir sıkıntı olmaz. Mutlaka bu galibiyetler gelir. Mutlaka. Yani bu beraberlik sonuçları elbet sona erer. Dediğim gibi ben Rize'deki beraberliğe takılayım, bugünküne kesinlikle takıl değilim. Bakın karşıdaki takım komple bir takım. Organize bir takım. Adebayor bu kadar az top aldığı bir maç yoktur. Edin Viska'nın en etkisiz kaldığı bir maçtır bu. Maçtan önce sana söyledim. Umut Meraş gibi Süper Lig'de ilk maçını oynayan bir futbolcu Edin Viska karşısında ne yapar diye ben çok tereddütlerim vardı. Ve bana göre kendime göre de tercih etmez diye düşündüm ben. Ama Edin Viska'yı sağdan sildi. Umut. Bugün Edin Viska'yı sağdan silen yarın her futbolcuyu sağdan siler. Umut Meraş tercihi çılgınca bir işti. Bak özellikle söylüyorum. Çılgınca bir işti. Samet Hoca hakikaten bu işi çok iyi yapıyor. Oyuncuya güvenmeyi çok iyi. Bak ben yapmam. Evet. Bazı teknik adamlar da yapmaz. Edin Viska'nın karşısına her futbolcuyu veremezsin. Risk almadan da kazanır. Ben genel anlamda 90 dakikadan büyük zevk aldım. Tuna'yı tebrik ediyorum. Bak tebrik ediyorum. Geçen hafta çok eleştirdiğim Tuna'yı. Mücadelesinden ve oynadığı futboldan dolayı değil. Penaltıdan önce Okan'ın yanına gidip Adebayor'un nereye vuracağını söylediği için. Mücadelesi de iyiydi ama. Evet, bak ilk önce bunu söylüyorum yani. Doğru söylüyorsun. Okan'ın yanına gitti. Kulağına penaltıda nereye vuracağını söyledi. Okan da o köşeye gitti ve penaltı çok iyi bir şekilde çıkardı. Evet. Yani Okan zaten bunları yapıyor. Okan'ın da hakikaten kutlamak lazım. Yani kolay bir iş değil. Bursaspor Kalesi'ni genç yaşta devralmak kolay bir iş değil. Harun Tekin kaç sene bekledi bak Bursaspor'un bir numarası olabilmek için. Okan genç yaşında aldı. Kaç yıl bekledi? Yani Okan'ın gördüğüm, benim çok umudum da yoktu Okan'dan. Bundan birkaç yıl öncesine kadar ama ayakları yere sağlam basıyor. Allah yolunu açık etsin. Hem Bursaspor'a hem Türk futboluna çok ciddi bir katkısı olur. Ben bugünkü mücadeleden zevk aldım. Söyleyebileceğim tek bu. Evet, taraftarda zevk aldı. Bir tek çilek gelir, onlar da gelir. Galibiyet yoktu. Bakalım Erdal Akçay nasıl değerlendirecek 90 dakikayı. Hakikaten sevgili izleyiciler, evet sahada beraberlik vardı ama futbolu, Bursaspor'un özellikle ilk 45 dakikada oynadığı futbol tüm taraftarları fazlasıyla memnun etti. Bakalım Erdal Akçay yeşil beyazların futbolundan memnun kalmış mı? Neleri eksik, neleri fazla demeyeceğim. Galibiyetin neden gelmediğini de kendisine soracağım. Evet. Haftanın bence en zor maçıydı Bursa'da. Başakşehir zaten çok fazla anlatmaya da gerek yok. Yani 7 yıldır neredeyse birlikte oynayan bir takım. Artık gözü kapalı paslaşıyorlar ve hemen o üçgeni beşgeni kurup yani 5'e 2 oynar gibi, antrenmanda 5'e 2 oynar gibi hemen oynayabiliyorlar. Yani gerçekten sürekli ayağı pas yapan bir takım. Pres edebiliyorlar çok kolaylıkla. Ama Bursaspor gerçekten bence bugün çok iyi mücadele etti bir kere. Yani Başakşehir'e fazla pozisyon vermedi. Bütün hatları kesmeye çalıştılar. %100 kesemedi tabii ki ama en azından pozisyon vermedi ya. Var birkaç tane hatalı pozisyon var. Nedir? İşte ilk devrede Umut Meraş'ın kafayla Viska'nın önüne indirdiği bir top var. Yani affedilir bir hata değildi ama Allah'tan Viska bu kez dışarı vurdu. Bence onun dışında zaten ilk devrede bir pozisyon yok. Yani maçın geneline baktığımızda pozisyon vermeyen bir Bursaspor ama yakaladığı pozisyonlar da atamayan bir Bursaspor. Pozisyonları da bir türlü gole çeviremeyen bir Bursaspor vardı. Yani Sako'da bir şanssızlık var diyelim. Yani demeyelim ona. Demeyelim ya. İki yaptı. Maçın burada başında Stark'da şanssızlık var. Sako'ya da yansıdı. Yok ya, maçın başındaki uçarak kafaya vurmak istedi. Ama talihsiz bir şekilde eline çarptı. Yani sağdan gelen topa kafaya uçtu. Sol koluna çarptı. Yani top. Yani orada aslında uçarak kafayı vurarak güzel bir gol atacaktı. Belki yani haftanın en güzel gollerinden biri de olabilirdi ama o açıdan ben şanssızlık dedim. Yani onun dışında yine karşı karşıya kaçırdığı bir topu var ki yani onu artık bence atmalıydı. Yani kaleci Mert Günok'un sol ayağına çarparak yine şanssızlık, ki ikinci pozisyon şanssızlık diyorum çünkü
top dönen top yine Sakon'un ayağına çarpıp açıldığı için gol kaçtı. Yani yoksa yani orada bir sekme olayı olmasa yine de dönen topu atma şansı da vardı. Ama ne yazık ki bu gerçekleşmedi. 4-5 santim o top üstten gitse gol. Evet zaten. Kesinlikle. Yani penaltı pozisyonu da hakemi şöyle eleştiriyorum. Gözünün önünde olan bir pozisyon. Veremiyorsan vermeyeceksin. Yani önce vermiyorsunuz gözünün önünde. Orta sahaya gidiyorsun. Ardından VAR hakemin TFF'den gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden inceleme ihtiyacı hissediyor diyorsun ki. Yani gözünün önünde niye vermiyorsun? VAR hakemlerini de hemen söyleyeyim. Mete Kalkavan'la Suat Aslan. Yani bu bence o penaltıyı veren Mete Kalkavan'ın kendisi oldu. Yani uyarı geldikten sonra gidip inceleme ihtiyacı hissettik. Yani bence ilk baştan verme ya da orada git izleyeceğim de. Yani burada bir eyyamcılığa hiç gerek yok yani. Bakarsınız kararlara bakıyorsun. Evet devam edeceğiz sevgili. Biraz sonra Lokman Başçı'nın yanında da konukları olacak. Devam edelim. Yani Bursa Spor gerçekten 96 dakika oynandı. Yani uzatma 6 dakika evet. ilave oldu. Son saniyeye kadar galibiyet golü aradı. Yani keseceğim Erdal. Evet Aytaç Kara şimdi bir açıklama yapıyor. Şimdi mikrofonu uzanalım. Bursa Spor'un başarılı oyuncularından Aytaç Kara bizlerle birlikte maçın değerlendirmesini yapacağız. Bursaspor iyi mücadele etti her zamanki olduğu gibi. Güzel bir maçtı. Önemli pozisyonlar yakaladın. Neler söylersiniz buradan başlayalım? Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten takım arkadaşlarımla bütün ekip olarak herkesle gurur duyuyorum. Çünkü şu ana kadar ligde verdiğimiz saha içindeki mücadelemiz, oyunumuz gerçekten örnek olacak şekilde. Bir tek şanssızlığımız var. O da en önemli şanssızlığımız. Gol pozisyonlarında sıkıntı yaşıyoruz. Gerçekten o girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilsek şu an ilk 5'in içinde olabilir diye düşünüyorum ben. Tek şanssızlığımız var. Onu da kırmak için ilerideki haftalarda her şeyi yapacağız diye düşünüyorum. Ama bütün herkesin de gördüğü gibi, sizlerin de gördüğü gibi Bursa Spor her zaman sahada en iyi şekilde mücadele ediyor. Ben ve arkadaşlarım hep üstüne koyarak devam ediyoruz. İnşallah artık gol yollarında da etkili olup Bursa Spor'u ilk 5'in içine taşırız. Şimdi VAR sistemiyle Sakon'un iptal edilen bir golü var. Aynı zamanda VAR sistemi nedeniyle Bursa Spor aleyhine verilen bir penaltı kararı var. Bursa Spor'un bu konuda canı çok yanıyor. Bu konu hakkında neler söyler? Zaten daha önce konuşanlar da oldu. Herkes de biliyor. Bu sene VAR'dan canı yanan tek takımız diye düşünüyorum. Gerçekten yediğimiz goller, attığımız goller. Yani sevincimiz kursağımızda kalıyor. Sistem galiba Türkiye'ye yaramadı. Teşekkür ederiz. Yok normal hakemler görmüyor ya bize vurdular mı bilmiyorum yani. VAR'a da bakmaya gerek duymuyorlar. Şaşırtıcı. Aytaç Kara'nın maç değerlendirmesini aldık. Şimdi tekrar sözü Cevdet Altınel'e bırakalım. Evet Spor Ekstra'da Bursa Spor Başakşehir maçının değerlendirmesini yapıyoruz. Gerçekten çok keyifli bir 90 dakikaydı. Tek eksik olan Bursa Spor adına goldü. Yine bir beraberlik geldi Yeşil Beyazlar adına. Az önce de Aytaç Kara'yı izledik. Erdal Akçayla'da da maçı yorumlamaya devam ediyoruz. 87. dakikada hakikaten Orhan Güney'de de konuştuk. Çok itiraz vardı. Orada penaltı var mıydı yok muydu? Tribünlerin de yoğun bir tepkisi vardı. Ama baktığımızda Ümit Öztürk orada hiç VAR sistemine başvurma gereği bile duymadan pozisyonun evet. maçı devam ettirdi. Barış'ın sağdan ortasında Çiğli kollarını arkada bağladı ve koluna gelen bir top var. İşte sabit kol diye devam ettirdi pozisyonu. Yani, şimdi, bir dakika şimdi. Kesinlikle bir inceleseydi pozisyonu da en azından olmadığını. Şimdi yine kolunu şöyle bağladı. Ama evet. öyle bağlı değil ki. Kol böyle açık şu evet. şekilde. Topu da kesiyor yani. Kesinlikle orada. Ama işte yani. Hakem ne yazık ki burada VAR'a gitmeyi evet, devam edeceğiz. Bursa Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba açıklama yapıyor. Şimdi tekrar mikrofonu uzanıyoruz. İkinci yarı tabii kolay bir takım. İşte yeni takımız. Biz yani 350 oynanan oyuncularla oynuyoruz. 3-4 tane. Yeni oyuncu aldık. Umut. İyi çalmışız. Yeni katıldı, ilk defa Süper Lig oynuyor. Ama işler iyi gidiyor. Biz hiçbir zaman olmadık arkadaşlar. 5 tane maç beraber gittik. Bir daha hiçbir takımda olamaz. Biz hep kazanmaya gidiyoruz oynamaya çalıştık. Ama
anında atladığınızda çıkardık. Bol böyle maçlar oynayalım diye planladık. Ama futbol içinde bazı şans faktörü var biliyorsunuz. Bir türlü bizden yana olmadı. Bir de özel işleri yaparsak biz bir takım olmayan bazı sıkıntıları da taşıyoruz tabii ki. Son dokunuşlar, son paslar, son şutlar. Bunlarla ilgili ufak tefek sorunlarımız var. O da uzun süre bir arada oynamamaktan kaynaklanıyor. Karşımdaki takım yine iyi kadrolarından bir tanesi. Yıllardır bir arada oynuyorlar. Çok acil oyuncular var. Ne yapalım? Uyarlar herhalde bir sona erişecek. Arkadaşlar da çok üzgün. Bu oyuncular çok emek sarf ediyorlar. Taraftarlarımız yerimizi çok destekliyor. Şunu söyleyebilirim. Bu takım ileride gerçekten çok kaliteli ve üst düzey bir takım haline gelecek. Söyleyecek başka şey yok. Bizden açık etme devam. Orada olmadı. Tek bir şeyim bu. Yani bir daha söylemek istemiyorum. Hakemler her konuda oraya gittiğinde takım birkaç tanesi atlarsa o zaman insanların mutsuz eder. Bizi mutsuz eder. Futbol mutsuz eder. Bizim derdimiz futbol içinde kalmaz zaten. Onun için arkadaşlarım biraz daha dikkatli olurlarsa ben saygı duyuyorum dertlere kararına. Herkesin verdiğine. Ama bu konulara biraz daha dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Süre uzun. Biz de şimdi takımda başka şeyler de konuşacağız zaten. Böyle sevmeyeceğiz artık arkadaşlar. Bu psikoloji olarak bizi çok yoruyor. Bir daha böyle sevmeyeceğiz. Bakalım bunlardan gelsin abi. Başka yerden gelsin. Nereden yiyorsa gelsin. Hakem Santra'yı göstersin. Biz ondan sonra sevdim. Taraftarlar böyle yapsın bence. Bu gerçekten de psikolojik olarak insan müthiş oluyor. Aynı şey başında bize de geldi. Biz de golden sonra çok farklı bir yere gidecek oyunu düşünürken iptal olan golden sonra bize ısladı. İnanılmaz coşkulu bir hale geldi. Zor bir maç yaşadık ondan sonra. O nedenle biz nereden teyit alacaklarsa artık alsınlar da bir an önce gole sevinmeye başlayalım. Kalecimiz başarılı bir kaleci, iyi kaleci. Arkasındakiler de iyi. Bizim takımdaki hepsi iyi oyuncu, değerli oyuncu. Günü geldikçe göreceksiniz, hepsi rol alacak. Takımdaki herkes acı çekiyor. Çalışıyor, koşuyor, mücadele ediyor. Yani her oyuncu girdikten sonra da daha iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum. Tamam. Zorluklarımız var arkadaşlar, kolay değil. Benim söylediğim uzun süreli oynamayan oyunculardan bir tanesine sahip. O da uzun süre oynamadı. 90 dakika tempoyu taşıyamıyor. Aynı sorunu Tunay da yaşıyor biliyorsunuz. Yani biraz sorunlarımız var ama bunları ilerleştireceğiz diye düşünüyorum. Hocam kadroda bir revizyon yok. İyi etkili arkadaşlar. Onlar da bizim oyuncularımız. Bunlar da bizim oyuncularımız. Zaman içinde oyuncuları oynatacağız. Performansı düşük olanları veya kafamızda planladığımız başka şeyler uygulayacak. Başka oyuncular oynatacağız. Öbürleri sırasını bekleyeceğiz. Bizim teknik direktörlük hayatımızdaki en önemli şeyimiz adil ve adaletli olmaktır. Her oyuncu eşitiz. Yoksa bir hafta önce Bolu Spor'dan gelip Başakşehir maçına bir oyuncuyu zor oynatırlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, Bursa Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın da maça ilişkin görüşleri böyleydi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Samet Aybaba da üzgün ama yapacak da bir şey yok. Futbolun adaleti de olmayabiliyor. Devam edelim. Bireysel olarak baktığında hangi futbolcular sana göre ön plana çıktı? Cevdet, şimdi şöyle söyleyeyim. Futbolun meyvesi gol. Evet. Bursa Spor güzel bir ağaç bence. Çiçek açıyor ama bir türlü meyveye dönüşemiyor. Tomurcuklaşıp meyveye dönüşemiyor. Yani gol atabilse zaten ya da o VAR sisteminden golleri silinmese şu an Süper Lig'de çok farklı bir pozisyonda bulabilirdik Bursa Spor ama. Evet, bugün baktığımızda gerçekten çok iyi mücadele eden bir Bursa Spor vardı. Son 90 artı 6'ya kadar diyelim. Çünkü 6 dakikalık bir uzatma verdi. Düşünebiliyor musun? 92, 93, 94. dakika yaparım. 93, 94 ve 95. dakikalarda Başakşehirli oyuncular
faulden, oyunu kesmeden sarı kart gördüler. Yani uzatmalarda 3 tane sarı kart çıktı. Yani bir tarafta bugün hep oynamak isteyen arzulu bir Bursaspor, diğer tarafta da hep bu oyunu bozmaya çalışan rakibi, yani Bursaspor'u hataya zorlayıp işte kapacakları toplarla hızlı hücuma çıkıp gol bulmaya çalışan bir Başakşehir vardı. Evet. Sevimsiz bir futbolu var Başakşehir'in, ben bunu da belirteyim. Yani göze sürekli pas tabii işe yaramıyor. Yani futbolun güzelliği nedir? Atak oynayacaksınız. Karşı karşıya gol kaçıracaksınız, atacaksınız. Topunuz direkten dönecek ama bakıyorum şimdi 90 dakikaya. Bir tane Okan Koçuk'un Mahmut Tekdemir'in kafasını çizgi önünde, Umut Meraş'ın da önünden evet. çıkardı. Bir tane yine Okan Koçuk'un Adaboyan'ın çıkardığı bir penaltı var. Evet. Bunun dışında pozisyona dahi yok. Girememiş bir yok. Takım. Yani penaltıyı da zaten hakem 2 dakika sonra anca verebildi. Yani diğer tarafta Bursaspor gerçekten iyi kanat oyuncuları olmamasına rağmen diyorum. Çünkü bugün gerçekten Lima çok etkisizdi. Çiğli karşısında çok vasat kaldı. Yani hiç evet. Geçemedi bile. Yani sürekli top da istiyor ama topu ne yapmaya çalıştığı belli değil. Evet. Abdullah Avcı da geldi basın toplantısına. Şimdi bakalım Abdullah Avcı neler söyleyecek. Şimdi de onu dinleyelim. Hazır mıyız? Başarılı mıyız? Evet, iyi akşamlar. Öncelikle maçtan evvelki planımız, organizasyonumuz, ligin gelişen bir futbol şehri Bursa, yeni hocasıyla, yeni oyuncu profilleriyle 5 maçlık, 6 maçlık süreçte gelişim kaydeden bir takım. Özellikle Bursa Spor'u analizini yaparken ligin en fazla dikine oynayan takımı, rakip arkası yine koşularla top atan en önemli özelliklerinden bir tanesi de savunmadan hücuma geçişler ve ligin genç fizik kalitesi yerinde olan bir takımına karşı biz neler yapabiliriz? Bunun üzerinden çalıştık. İkili karşılıklarında üçlü nasıl kurarız? Topa ne kadar sahip olabiliriz? Sahip olmak ve organizasyonları doğru kullanmakla ilgili çalıştığımız ve planladığımız ve bunu sahada pratikte uyguladığımız antre içindeki durumlar vardı. Ama maç, rakibin iştahı, arzusu, coşkusu bizden daha fazlaydı. Geçişlerde verdiğimiz pozisyonlar, oyundaki onların iştahının yüksek başlaması, bizim organizasyonları doğru kurmamamız, kuramamamız, rakibin bunu rahatsız etmesi, sabırlı olmamamız bizim. Rakibi bu anlamda bize ilk yarı itibariyle üstünlük sağladı. Mağlup girebilirdik devrede içeriye. İkinci yarı itibariyle oyunda daha denge kuran, organizasyonları zaman zaman belli bir bölgeye kadar doğru kullanan, penaltıyı kaçıran, sonra da oyunun son bölümünde topa sahip olunan ama organizasyonları fazla, bir iki tane pozisyona girdik. Rakibe de fazla pozisyon vermedik. Ve Bursa önemli bir deplasman. Değerli olan bir şey var. Geçen hafta bizim oynadığımız maçta 70 dakika top oyunda kalmıştı. Bugün 65 dakika kaldı. İki takım da oynamaya çalıştı. Faul sayısı az. Bu anlamda iki takımı da tebrik etmek lazım. Rakip bizden daha fiziksel. Onlar daha genç, biz daha yaşlıyız. Fiziksel olarak daha fazla koşu mesafeleri yaptılar. Daha fazla sprint attılar. Zor bir deplasman. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin. Bence puan her zaman değerlidir. Onun için oyuncularımı, öncelikle Bursa Spor'u iştahından, arzusundan ve coşkusundan dolayı tebrik ediyorum. Kaybetmedik, kazanabilirdik ama kaybedebilirdik de. Bunun, bu organizasyonları neden kuramadığımızı, geçen hafta kurduk da bu hafta niye kuramadığımızı çalışıp önümüzdeki haftaki Malatya Spor maçına sağlıklı biçimde hazırlanmayı düşünüyoruz. Değerli bir puandır Bursa deplasmanında her zaman. Soru koyacağım. Ben bundan yana olan birisiyim, VAR'dan yana olan birisiyim. Bunda da evvelden de destek verdi. Bu kadar teknolojinin, materyalin futbolun içine girdiği, bu kadar evrensel dünyada paranın bu kadar büyüdüğü yerde minimumda hatayı, maksimumda müdahale, minimum hatayı indirebilmek son derece önemli. Bu bize de olumlu oluyor, olumsuz da olabiliyor. Ama ben şunu bu ülkemize tespit ettim. VAR'ın olduğu ülkeler,
bunu denenen, yapılan ülkeler var. Var da hakeme kulağına bir şey gelip, gidip bakacağı yerde bir oyuncu grubunun bu kadar itiraz ettiği ülke bunu gördü, bizim ülkeyi gördü. Şimdi bu yanlış bir kültür oluşturuyor, bu yanlış seyirciyi yanlış harekete geçiriyor. Onun için bu karara, yani var hakeme gelen bir şeye, ekrana gidip bakacağı da bir saygı göstermemiz lazım. Neredeyse yolunu keseceğiz. Bunu genel olarak söylüyorum yani. Bunu bir şekilde ortadan kaldırmamız lazım. Şimdi bugün baktığında elden atılmış bir gol var. Doğru mu? Doğru. Penaltı mı? Penaltı. Şimdi bunu istediğin yere çekebilirsin. %100 hatta olmayacak. Ama %70, %80 Dünya Kupası'nda da göründü bu. Bizim ligimizde de görülüyor. Hatalar daha aza inilip teknolojiden faydalanıyor. Ben destekliyorum. Umarım böyle devam eder. Evet, Abdullah Avcı'nın da görüşleri böyleydi. Abdullah Avcı da Bursaspor'un hakkını teslim etti ve Bursa'dan her zaman alınan bir puan iyidir dedi. Gerçekten doğruyu söyledi. Tabii bu maçı bu gecenin kazananı Başakşehir. Yani Bursa deplasmanı, Bursaspor gibi zor bir deplasmandan beraberlikle ayrılmaları bence onlara yaradı. Bursaspor'da yenilmiyor 5 haftadır. Bu üst üste 5. beraberlik. Artık galibiyet serisine ihtiyacı var bu takımın. O sergilenen güzel futbol, o mücadelenin hakkı almalı bence Bursaspor. Yeşil sahada bol bol rakibe santra yaptırarak inşallah önümüzdeki haftalarda Sivas deplasmanı ile birlikte ardından bir Ankara Gücü maçı var ki artık seri galibiyete ihtiyacı var bu takımın. Hak ediyorlar da bence. Bu taraftar da böyle destek vermeye devam etsin. İnşallah o Beşiktaş maçındaki yapılan hatalardan bu sezon inşallah bir milat olur. Bir daha blok kapatma, tribün kapatma cezaları gelmez ve takımların yanında olunlar bununla. Bugün 19.000 bir resmi rakam evet. Çok ilginç. 19.000 biri de var yani. Biri de var. Gelenlere de helal olsun. Yani bu maça gelip takımlarına müthiş bir destek verdiler. Ben cuma akşamı olmasına rağmen evet, cuma akşamı çok olmasına iyiydi. Rağmen doğru söylüyorsun. Ama oynanan oyundan da keyif aldılar. Bence hakemin kesinlikle kararlarına tepkiler de normal ve yerinde olması gereken tepkiler. Çünkü bu sezon Süper Lig'de 18 takım arasında en çok canı vardan yanan Bursaspor olduğu bir gerçek. Bu akşam yine tescillendi. Kararlar doğrudur, yanlıştır. Ayrı bir şey ama var ne hikmetse hep Bursaspor'un aleyhine çalışıyor. Yani insanların isyanı biraz da ondan bence. Yani yoksa evet. Bursaspor'a bedava penaltılar verilsin, ofsayttan goller verilsin kimsenin kesinlikle beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Doğru ama şanssızlık ki bütün kararlar aleyhine oluyor. Bu da tribünleri geriyor. Ama ben genel anlamda hem bugün takımın coşkusunu hem taraftarın coşkusunu beğendim. Bundan sonraki haftalarda bu bütünlük devam ettiği müddetçe o arzulanan, umutla beklenen galibiyet mutlaka gelecek diye düşünüyorum. Şunu da ilave etmekte fayda var. Ben bu ilk 11'in kolay kolay bundan sonra çok ekstrem bir durum olmadığı sürece değişeceğini düşünmüyorum. Gerçekten ilk 11 üçlünün katılmasıyla birlikte işte ortada Badji, sol bekte Umut, gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydular. Yani, bir tek Tunay'da bir soru işareti olabilir ama var, onun Cedit, dışında. Yani, bugünkü maçın kadrosu bence buydu. Yani evet. Başakşehir'le dişe diş mücadele edecek. Onları bütün bağlantılarını kesecek. Ve takımı hücuma çıkaracak bir kadro. Bence Samet Hoca Başakşehir'i durdurayım ardından hamlelerimle gol bulayım üzerine bugünkü oyun planını ve kadroyu oluşturmuştu ama yarın öbür gün çift santrafor oynayacağı maçlar bile olabilir. Yani, olabilir. Kazanma adına. Yani evet bugünkü 11 güzel iş yapacak 11 ama Samet Hoca'nın şöyle bir avantajı oldu artık. Kulübesi de zengin. Kesinlikle. Bence o kulübeden de skora katkı almaya başladığında bu takımın önü açık diye düşünüyorum. Erdal Akçay, teşekkür ederim. Kısa bir yarı final yaptık. Hakikaten her yönüyle maçı değerlendirdik. Evet sevgili izleyiciler, Spor Ekstra'nın sonuna geliyoruz. Bursa Spor Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak
beraberlik serisine bir maçı daha eklemiş oldu. Üst üste 5. beraberliğini aldı bu karşılaşma ile birlikte Yeşil Beyazlılar. Önümüzdeki hafta Bursaspor Sivas deplasmanına gidecek. Bu karşılaşmanın daha detaylı yorumlarını her zaman olduğu gibi pazartesi akşamlarının Spor Klasiği finalde bulabilirsiniz diyerek noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.